أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla otururken iki defa gariplere müjdeler olsun. Gariplere müjdeler olsun buyurmuştu. Sahabi, ya Resulallah, garipler kimlerdir? Onların vasıflarını bize bildir deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birçok kötü insan içerisinde sayıca az olan salihlerdir. Birçok kötü insan içerisinde sayıca az olan salihlerdir. Onlara isyan edenler, itaat edenlerden daha fazladır. Sonra Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma dedi ki, aradan birkaç gün geçti. Güneş doğduğu bir sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü ümmetimden nurları güneş ışıkları gibi parlayan bir takım insanlar getirileceklerdir. Kıyamet günü ümmetimden nurları bir güneş ışığı gibi parlayan, parıldayan bir takım insanlar getirilecektir deyince sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, bize onların vasıflarını bildir buyurdu. Nebi aleyhisselam dedi ki, kendileri sebebiyle, yani varlıkları nedeniyle korunduğunuz kötülüklerden ve çirkinliklerden korunduğunuz muhacirlerin fakirleridir dedi. Sonra ekledi, onlardan her biri ihtiyacı sinelerinde gizli olduğu halde kıyamet günü her taraftan, dört bir yandan huzura getirilecektir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif hem İmam Ahmed'in hem de Abdullah İbni Mübare'in müsnedinde geçmektedir. İnsanlığın Allah Azze ve Celle'yi inkar etmesini modernizm, dinden uzaklaşmayı çağdaşlık görenlerin yaşamış olduğu bu dünyada alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yol arayan gariplere müjdeler olsun. İnsanların ayıplaması, alay etmesi bir tarafa bırakarak, kınayıcıların kınamasına aldanmadan, aldırış etmeden Allah Azze ve Celle'ye yol arayan ve dinine sımsıkı yapışan gariplere müjdeler olsun. Yürüdüğü yolda
okuduğu okulda, çalıştığı iş yerinde, alışveriş yaptığı çarşı ve pazarlarda, her türlü gayrimeşruya davet edilmesine rağmen, haramlara kulağını tıkayan, gözlerini yuman ve vahşi hayvanlardan kaçarcasına münkerden uzaklaşan gariplere müjdeler olsun. Giydiği kıyafet, takındığı tavır nedeninden dolayı ötekileştirilen, itibarsızlaştırılan ve tehdit altına alınmasına rağmen Allah'tan korktuğundan dolayı sırat-ı müstakimden ayrılmayan gariplere müjdeler olsun. Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, sahabenin ve onlardan sonra gelen hayırlı sınıfların izinde giderek yaşamış olduğu toplumda yalnız kalan gariplere müjdeler olsun. Evet kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumun içerisindeki bidatlardan, hurafelerden, batıl inanışlardan, Allah ve Resulünün razı olmadığı hal ve hareketlerden uzak kalarak yalnızlaşan ümmetin fertlerini müjdelemiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Demek ki bir kişinin ve bir kitlenin hak olduğunu sayılarının çokluğu göstermemektedir. Hadis-i şerif bize bunu öğretti. İslam devletinin yaşandığı dönemler hariç, insanlık kesinlikle şuna şahit olmuştur ki, hakikatin temsilcileri hep az olmuşlardır. Gerçek manada iman edip salih amel işleyenler, beyaz bir bineğin üzerinde dikkat çekmeyen siyah tüyler hükmünde kalmışlardır. Özellikle küfrün ezici bir güç olduğu, emperyalizmin toprakları paramparça ettiği, heva ve hevesine tabi olanların her geçen gün arttığı, la yüsel, bencil, egoist, hayvani hislerin kölesi olmuş, insanların toplum içerisinde popülitesinin arttığı bu günlerde salihler maalesef bir elin parmakları kadar kalmışlardır. Sahte züht ve takva elbisesini giyerek sokaklarda dolaşan, ezberlediği bir takım kelamı cahilliğiyle örten, kendileri dışındakilere attıkları iftiralarla ahlakını gizleyen insanların içerisinde Kur'an'ın gerçek hadimleri, sünnetin gerçek muhafızları maalesef sahradaki su hükmünde kalmışlardır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sınıfı övmüş ve onları dünya ve ahiretleri konusunda müjdelemiştir. Allah Azze ve Celle bu sınıfın gölgesi altında yaşamayı bizlere nasip etsin. Ancak bizim özellikle bu akşam üzerinde duracağımız asıl konu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisin devamında iltifat ettiği diğer sınıftır. Diğer sınıf, ikinci sınıf. Peki o ikinci sınıfın hangi özelliklerini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikretti? Birincisi, onlar, yani o fakirler, ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarını sinelerinde saklamaktadırlar. İkinci özellikleri ise Allah Azze ve Celle bu fakirlerin, muhtaçların ve mağdurların vesilesiyle ümmeti Muhammed'i korumakta ve rızıklandırmaktadır. Bugün özellikle kardeşlerim, İslam beldelerindeki mağduriyet ortadadır. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'nın büyük bölümünde, Keşmir'de maalesef Müslümanlar savaş neticesinde bu hallerin içerisine sürüklenmişlerdir. Ancak kesinlikle biliyoruz ki hem savaştan önce, hem savaş sırasında, hem de savaş sonrasında bu yoksulluklar, mağdurluklar devam edecektir.
Ancak özellikle bir şey dikkatimizi çekti ki, ne kadar mağdur olurlarsa olsunlar, en gelişmiş silahlarla ellerindeki araziler alınsa da, vücutları lime lime edilse de, ellerindeki katık, yudumladıkları su kendilerinden mahrum bırakılsa da, Allah'a hamdolsun ki iffetlerinden, hayalarından hiçbir zaman taviz vermeyen bir ümmeti Muhammed ile karşı karşıyayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zira Allah Azza ve Celle Bakara Suresi 273. ayetinde izlemiş olduğumuz görüntülerin sahibi olan kadınların, erkeklerin ve çocukların hallerini ne kadar güzel tasvir etmektedir. Yoksulluklarını gizli tuttukları için Bakara Suresi 273. ayeti, yoksulluklarını gizli tuttukları için kendilerini tanımayanlar onları zengin zannederler. Allahu Ekber. Yoksulluklarını sinelerinde sakladıkları için, dilleriyle ishar etmedikleri için onları tanımayanlar o mağdurları, muhtaçları, fakirleri zengin zannederler. Onlar insanlara ellerini açmazlar. Ve Allah Azza ve Celle önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ondan sonra ümmetin son ferdine varıncaya kadar onları nasıl tanıyacağımızı bize öğretti. Sen onları ancak simalarından tanırsın dedi. Allahu Ekber. Değerli müfessirler, bu ayeti kerimede geçen simalarından kastın ne olduğunu çok güzel şerh etmişler. Demişler ki, yani sen onları yüzlerindeki nur, alınlarındaki ibadet izi, yoksulluğun verdiği solgunluk, yorgunluk ve baştan aşağı eksiklik ile tanırsın demek istemiştir Allah Azza ve Celle. Şimdi bugün kış geçtikten sonra bir yılın yorgunluğunu her birimiz tatil beldelerinde geçirmek için yola çıktığımızda, şu an şu mescidin içerisinde tanıdığımız veya tanımadığımız bazı kardeşlerimiz vardır ki anne ve babalarını ziyaret edecek bir imkana dahi sahip değillerdir. Allah dedi ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, onları bu halleriyle siz tanımanız gerekmektedir. Bugün içerimizde, şu an yanı başımızda, havaların soğukluğuna rağmen ince bir pardüse, ince bir gömlek, kendisini koruyamayacak bir pantolon, yazlık bir terlik ile sokaklarda dolaşan bir kardeşinizi gördüğünüzde, eğer bu hal onun takvasından ve zühdünden değil de mağduriyetindense, Allah Azza ve Celle dedi ki, işte size bir alamet. Onlar, o yoksullar, o ihtiyaç sahipleri sinelerinde bu mağduriyeti gizlerler ama her halleriyle ben mağdurum, ben ihtiyaç sahibiyim, ben fakirim, ben senin eline uzatacak bir yetimim, bir öksüzüm, bir ihtiyaç sahibim diye bağırmaktadırlar kardeşlerim. Çoğu zaman akşam evlerine katık götürebilmek için saatlerce yolu yürüyerek kat eden, kendisinin açlığını alacağı bir simit ile kandıran birçok kardeşimizin bulunduğu bu dünyada Allah Azza ve Celle dedi ki, sen onları simalarından, hal ve hareketlerinden, içerisindeki bulunduğu durumdan, ahvalden tanırsın. Evet, peki onlar bu halleriyle durumlarını bize ishar ederlerken, ihtiyaçlarını sinelerinde saklamaya çalışmalarına rağmen, hal ve hareketlerinde, kılık kıyafetlerinde, oturdukları mekanlarda mahrumiyetlerini bağıran kardeşlerimize olan tutumumuz ne olacaktır? Özellikle zengin Müslümanların, ihtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimizin, mağdur, fakir kardeşlerine yardım etmesi onların omuzlarına bırakılan büyük bir sorumluluktur kardeşlerim.
Az önce izlediğimiz yavrular, onların anneleri ve babaları, görüyorsunuz ki savaş öncesinde de bir ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle kız kardeşimiz videonun sonunda, biz savaştan önce de fakirdik, yoksulduk ama başımızı, namusumuzu sokacağımız bir evimiz vardı. Evet, savaştan önce çok şeyleri yoktu ama savaştan sonra hiçbir şeyleri kalmadı. Ama hiçbir şeyleri kalmadı. Ama onların elinde bulunan, onların yüreklerinde bulunan çok bir cevher vardı ki o da iffet ve namuslarıydı. Asla yaygaraya kopartmadılar. Asla galyana gelmediler. Büyük bir ihtiyacın karşısında vakarla durdular. Tevazuyla durdular. Sabrettiler, şükrettiler. Musibet ağacının gölgesinde büyük bir tevekkülle alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yalvardılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet aziz dostlarım, şu çocukları memnun etmek, yüzlerini güldürmek, inanın çok zor bir meziyet değilmiş. Bu akşamki video bize bunu gösterdi. Bakın Allah Azza ve Celle o sahabilerin vesilesiyle, o sırtına yük alamayacak zayıflığa sahip kadınların vesilesiyle ümmeti Muhammed'i koruyacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam bize öğretti. Bakın Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu Musab, Allah her ikisinden de razı olsun, der ki babam bazı Müslümanları kendisinden daha böyle aşağıda görünce, dikkat edin, Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu an bazı Müslümanları kendisinden daha aşağıda veya kendisini bazı Müslümanlardan daha üstte görünce, neden diyeceksiniz? İnsanlara kibirlendiklerinden dolayı mı? İnsanları ezmek istediklerinden dolayı mı? Asla ve kat'a değil. Sad bin Ebi Vakkas Resulullah'a ilk iman eden sahabelerdendi. Cennetle müjdelenen sahabeler içerisinde yer almaktaydı. Sad bin Ebi Vakkas cesaretiyle timsal olmuş bir kişidir. Hatırlayın ne olur. En zor bir savaşta oturamayacak derecede bir rahatsızlığa sahip olmasına rağmen orduyu yüzü koyun yatarak yönetmiş bir idarecidir. Herhalde bu meziyetlerinden dolayı belki diline şu sözler vurmuştu. Ben şu kadar Müslümandan daha hayırlı, daha fedakar, daha çok meziyete sahip bir adamım. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın hayatı da bunu ispatlamıştır kardeşler. Ancak bakın Allah Resulü dedi ki, bizzat ona ithaben, Allah size yardım edip rızık veriyorsa, Allah size yardım edip rızık veriyorsa, bu aranızdaki zayıflar sayesinde değil midir? Allahu Ekber. Bu hadis-i şerif Buhari'nin cihat babında geçmektedir. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü buyurdu ki fakirleri kollayıp gözetin. Onlara arka çıkın. Onlara sahiplik yapın. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandırılmaktasınız. Allahu Ekber. Evet bugün ümmeti Muhammed girmiş olduğu savaşlarda Allah Azze ve Celle tarafından bir zafer kazandılarsa, düşmanların elindeki servetler bir ganimet olup beytul mala aktıysa, bu sadece yiğitlerin eliyle değil, aynı zamanda fakirlerin Allah katındaki değerinden de kaynaklanmaktadır. Eğer bugün kardeşler yaşamış olduğumuz toplumda insanlığın büyük çoğunluğu fahşaya sürüklendilerse, fuhşa yürüyorlarsa, zina aldı başını gidiyorsa, haksızlıklar yapılıyorsa, hırsızlık içimizde her geçen gün bir hastalık, bir virüs olarak yayılıyorsa ve halen içinde yaşadığımız toplum ayakta duruyor ve yürüyorsa, bilin ki bu zayıfların, mağdurların, ihtiyaç sahiplerinin vesilesiyle ve onların yaptığı duayladır. Bizzat bu sözümüzü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi doğrulamaktadır kardeşlerim. Allah bu ümmete
Aralarındaki zayıfların duası, onların ibadeti ve ihlası sebebiyle yardım etmektedir. Allahu Ekber. Hazreti Ömer ve Ömer bin Abdülaziz gibi hikmetli, cesaretli ve adil olan idarecilerden sonra Allah Azza ve Celle İslam ümmetine Nurettin Zengi gibi büyük bir idareciyi bir nimet olarak bahşetmiştir. Yaşamış olduğu dönemde Haçlılarla girdiği büyük savaşlarda mali durum devletin çökmüştür. Kasa zayıflamıştır. Bir takım idareciler Nurettin Zengi'ye gelip sen fakirler, fakihler ve kurralar için ayırmış olduğun sadakaları cihat için kullansan bu Beytül Mal'ı kuvvetlendirecektir dediğinde bakın Nurettin Zengi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinin gölgesi altında nasıl bir cevap verdiğini gösterecektir. Der ki asla olmaz. Zira ben o kişilerin vesilesiyle zafer kazanacağımı ummaktayım. Benim için ben yatağımdayken hedefini şaşırmayan oklarla savaşan bir toplulukla aramı ayırmak mı istiyorsunuz der. Alimler Nurettin Zengi'nin benim için ben yatağımdayken hedefi şaşırmayan oklarla buradaki okların dua olduğunu bildirmişlerdir. Bu duayı yapanların da fakihler, fakirler ve kurralar olduğunu dile getirmiştir. Siz zafere ulaşacağım büyük bir orduyla benim aramı ayırmak istiyorsun diyerek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü şerh etmiştir. Evet kardeşlerim, mağdurlar, ihtiyaç sahipleri işte az önce izlediğiniz video vesilesiyle sizlerden ve bizlerden çok şey değil. İhtiyaçları içerisinden en fazla mağdur oldukları şeyi istemektedirler. Ancak yine bir iffet ve bir haya ile. İşte az önce izlediğiniz Ammar, neşesinden hiçbir şey kaybetmeyen, sevgi ve muhabbetinden hiçbir şey kaybetmeyen Ammar, senden ve benden başaramayacağımız değil, istenilenin yerine getirilebileceği bir şeyi talep etti. Kullanacağı, iyi görebileceği, basit, sade ama onun için el ve ayak kadar değerli bir gözlük kardeşlerim. Evet, onlar tevazu ehliler. Sinelerinde ihtiyaçlar çok büyük ama ishar etmemekteler. Ama şunu ne olur bilin. Bugün nefes alıyorsanız, bugün güçlüyseniz, bugün zenginliğiniz artıyor ise, bugün hastalıklardan kurtulduysanız, yeryüzüne yayılan virüsler, musibetler, afetler, yıkımlardan teğet geçildiyseniz, bilin ki Ammar gibi çocukların dualarına mazhar olmamızın sebebidir. Elhamdülillah kardeşlerim. Vallahi basit şeylerle mutlu olmaktadırlar. Basit şeylerle sevinmektedirler. Asla bizden başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri istememektedirler. Allah onların faziletlerini artırsın. Ebu Umame'den rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği dönemindeyken yeni bir elbise giyer, elbise köprücük kemiklerine oturunca köprücük kemikleri şu kısım oluyor. Üstten giyip entariyi aşağı doğru saldıklarında elbisenin o boğaz kısmı köprücük kemiklerine oturunca dedi ki çıplaklığımı örten ve hayatımda kendisiyle güzelleşmemi sağlayan elbiseyi giydiren Allah'a hamdü senalar olsun.
Sonra yanındakilere döndü, dedi ki, bu sözleri sizce niçin söyledim? Ben bu sözleri neden sarf ettim? Neden böyle hamd ettim? Dedi ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbiselerini istedi. O elbiselerini giydiği sırada elbise köprücük kemiklerine oturdu, omuzlarına oturdu ve benim gibi hamd etti. Sonra da şöyle söyledi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, yeni elbise giyen, arkasından söylemiş olduğum sözleri söyleyen, eski elbisesini alıp, miskinlere ve fakir Müslümanlara veren Müslüman bir kul. Anladık mı abi? Yeni elbisesini giyen, Resulullah gibi hamd eden, sonra da üzerindeki eski elbiseyi alıp miskin, fakir bir Müslüman kardeşine veren kul. Hayatta ve ölümünden sonra. Allah Resulü Aleyhisselam bunu tam 3 defa tekrarladı. Hayatta ve ölümünden sonra. Yaşarken ve öldükten sonra. Kıyamet günü dirildiğinde. O elbisenin bir parçası fakir kardeşinin üstünde durmaya devam ettikçe veren kul Allah'ın esirgemesinde, emniyetinde ve Allah'ın yakınında olacaktır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Hamdolsun. İnanın sizin adınıza alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda şehadet ederim ki burada bulunan her bir kardeşim, şu ümmetin bir parçası olan her bir Müslüman, yaşamış olduğu şu sokaklarda, şu kış şartlarında ince bir gömlek, değersiz bir pantolon, yazlık bir terlikle dolaşan kardeşini gördüğünde yapacağı ilk iş üzerinde eskitmiş olduğu montunu kardeşine hemen vermesidir. Vallahi siz bunu yapacaksınızdır. Hatta içinizden bazıları cebindeki paraya ihtiyaç duymasına rağmen kardeşini elinden tutacak, baştan aşağı onu giydirecektir. Bunu yapamayanlar ise ikiye ayrılacaklar. Birinci grup, onlara yardım edecek olan vesileleri bulmaya çalışacaklar. İkinci grup, bu mağduriyeti dahi gideremeyip gözlerini yumacak ama gece yatağında yastığına başını asla koyamayacak. Vallahi ben Allah katında sizin için buna şehadet getiririm. Ancak bakın, dikkat edin. Dedik ya, fakirleri memnun etmek, fakirleri güldürmek, onları sevindirmek vallahi çok da zor bir şey değilmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretti. Üzerinizdeki bir gömlek, giymiş olduğunuz bir mont, başınıza taktığınız bir bere, bir yetimin, bir öksüzün, bir yoksulun umudu yüzündeki gülücük olmaktadır. Allah'a hamdü senalar olsun. Sehil radıyallahu anh anlattı. Dedi ki, Medine'de bir kadın vardı. Yaşlı, ihtiyar bir kadın. Kendisine ait bir tarlada pazı yetiştiriyor. Onun köklerini şöyle kesermiş. Bir tencerede kavururmuş. Sonra öğüttüğü arpayı da bunun içerisine atıp bir yemek yaparmış. Biz de diyor, her cuma namazı çıkışında bu kadının yanına uğrar, onun diyor yemeğinden yerdik. O diyor, pazının diyor kökleri bize diyor bir et gibi gelirdi diyor. Allahu Ekber, bir et gibi gelirdi. Sonra bir cumaydı diyor. Kadın diyor bizim için bir pazı hazırladı. Sofraya diyor koydu. Biz diyor o yemeği yedik. Hatta diyor öyle ki o diyor tencereyi diyor sıyırana kadar diyor her birimiz diyor uğraştı diyor. Tencereyi sıyırdık diyor. İçerisinde bir tane pazı kalmaması için mağdurluklarını giderme anlamında yapmış oldukları gayreti bize göstermektedirler. Bakın kardeşlerim,
bir pazının kökü nedir ki? Ispanağın köküyle kimi mutlu edeceksiniz? Şu toplumun içerisinde yaşayan hangi zengin bundan memnun olabilir? Ama bir fakir, bir aç, bir susuz, vallahi onu sofrasında gördüğünde zenginin sofrasında yenen et hükmüne geçmektedir. Bize bunu göstermektedirler. Bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, fakirlere ve miskinlere insanlar içerisinde en fazla sahip çıkan Cafer bin Ebi Talip'tir dedi radıyallahu anh. Mescitte diyor Ashab-ı Sufha mağdurlara kendilerini göstermek için diyor onların yanlarına çıkarlardı. Hani görsünler, Allah dedi ya simalarından tanırsınız, yorgunluklarından tanırsınız, yüzlerinin solgunluğundan tanırsınız, elbiselerinin eskiliğinden tanırsınız, nefeslerinin kokuşlarından tanırsınız, gözlerinin çukurlarının büyümesinden tanırsınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki miskinlere bu konuda en fazla sahip çıkan Cafer bin Ebi Talip'tir. Bizi diyor bir gün elinden tuttu, evine getirdi. Evinde diyor yiyecek anlamda hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey ama. Bize diyor bir yağ tulumu getirdi, için boş. İçi boş bir yağ tulumu getirdi. Biz diyor o kabı diyor kestik. Ne yaptılar biliyor musunuz? Sırayla diyor o kabı diyor yalamaya başladık diyor. Allahu Ekber. Sırayla diyor yalamaya başladık. Zor muymuş abi bir insanı mutlu edebilmek? Zor muymuş onun sıkıntısını giderebilmek? İlla onun için yağ kaplarının dolu olması önemli değil Müslümanlar. Ekmeklerin içerisine koyduğunuz etler onlar için önemli değildir. Aç olan bir adamı kandıracak olan bir kaynar suysa vallahi o Allah katında büyüye büyüye karşınıza çıkacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi. Dul kadınlar ve yoksullar için çalışan, onlar için gayret gösteren, onların ihtiyacını gidermek için mücadele edenler Allah yolunda cihat edenler gibidir dedi subhanallah. Sonra ekledi ya da gündüz oruç tutan gece namaz kılan bir adam gibidir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksullar ve dul kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteren sizler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ve bana şunu öğretmektedir. Az şeyle çok büyük işler başarabilirsiniz. Çok küçük bir nimetle birçok yüzü güldürebilirsiniz dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, hadis-i şeriften bize düşen pay şudur. Eğer bugün İslam beldelerini kastediyorum, Batı beldelerine geleceğim, İslam beldelerini kastediyorum, bu kadar fuhşa rağmen, bu kadar zorbalığa rağmen halen Müslümanlar sırat-ı müstakim üzere durmak için çabalıyorlarsa, Müslümanlar halen ayaktalarsa, gayretleri kırılmadıysa, bilelim ki mağdurların, fakirlerin ve muhtaçların duası onlar için büyük bir sigortadır. Allah Resulü aleyhisselam bize bunu öğretti. Ancak bilmemiz gereken bir şey vardır ki, ishar etmemelerine rağmen mağdurların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefizdir. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsın. Son olarak bir konuya ışık tutacak bir hadis-i şerifi naklettikten sonra inşallah programı bitireceğim. O da şu ki, Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah hem babasından hem de kendisinden razı olsun. Diyor ki, Habeşistan hicretinden sonra muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Allah Resulü aleyhisselam kardeşleriyle beraber otururken dedi ki Habeş topraklarında gördüğünüz ilginç olayları bana aktarır mısınız? Yani Habeşistan'da ne gördünüz? Başınıza neler geldi? Veya insanların kendi aralarında yaşarlarken birbirlerine muameleleri sırasında ne gibi ilginç şeylere rastladınız? Bana bunlardan bildirin deyince bazı gençler dediler ki ya Resulallah, biz bir gün böyle otururken yaşlı ruhban bir kadın, Habeşistan Hristiyan bir beldesi olması hasebiyle ruhbanların demek ki yoğun olduğu bir dünya.
yaşlı ruhban bir kadın. Başında diyor bir su testisi taşıyordu. Gençlerden diyor biri yanaştı. Elini diyor kadının omuzlarına doğru diyor dayadı. Kadını diyor itince yaşlı kadın dizlerinin üzerine düştü. Üzerindeki testi yere düşüp parçalandı. Sonra diyor kadın ayağa kalktı. Dedi ki ey gaddar kişi. Ey gaddar kişi. Allah kürsüsünü koyup da öncekileri ve sonrakileri bir araya getirdiğinde ellerinin ve ayaklarının işlemiş olduklarından dolayı hesaba çekileceğinde halinin ne olduğunu diyor göreceksin. Gençlere söylüyor. Evet, yarın onun huzurunda yani arşın sahibinin huzurunda benim ve senin işinin nasıl görüleceğini bileceksin deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu gencin sözlerinden sonra döndü ve iki defa o kadın dedi haklıdır. O kadın haklıdır. Yani doğru söz söylemiştir. Sahabe acaba yaşanılan hadiseye mi şaşırdılar, garip gördüler yoksa ruhban kadının sözlerine mi? Allah azze ve celle daha iyi bilir. Ama sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ruhban kadının vermiş olduğu cevaba şaşırdıklarını anladı ve kadını onaylayan o sözleri söyledi. Kadın doğru söylemiştir. Sonra devam etti. Allah zayıflarının haklarının güçlülerden alınmadığı bir topluluğu nasıl takdis eder ki dedi. Bu hadis İbn-i Mace'nin Fiten bölümünde geçmektedir. Anladık mı hadis abiler? Fakirlerin, zayıfların haklarının yendiği, güçlülerden haklarının alınmadığı bir toplum nasıl takdis edilir ki derken alimler, muhaddisler demişler ki Allah o toplumu kirlerden ve günahlardan nasıl temizlesin ki? Şimdi öncelikle bir toplumda fakirler, zayıflar eziliyorsa, alay konusu edilip aşağılanıyorlarsa, Mekke cahiliyesinde siyahi cariye bir kadın hırsızlık yapmamasına rağmen bir kuşağı çaldı diye affedersiniz avret yerine varıncaya kadar her tarafı aranıyor. Her tarafı aranıyor. Müşrikler tarafından. Halbuki bir kuşağı çalmamış. Ama cariye ya, ama yoksul ya, kendisini savunacak bir aileye sahip değil ya, zayıf ya, kimse onun arkasında durmayacak ya. Kadının avret yerine varıncaya kadar her tarafını arıyorlar. Kadın diyor ki o sıra diyor bir kuş geldi diyor, izarı diyor bizim aramıza bıraktı diyor Subhanallah. Ben de diyor gittim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğimi diyor ishar ettim. Allahu Ekber. Şimdi bir toplumda zayıflar ve mağdurlar böyle mağdur ediliyorsa manen, kardeşler şunu kesinlikle bilin ki Allah Azza ve Celle o toplumu zilletin birinden çıkartacak, diğerine sokacaktır. Şimdi size Allah için soruyorum. Eğer bir devlet idarecileriyle, askerleriyle, ordusuyla masum olan bir toplumu, fakir olan bir toplumu daha çok zayıflatıyorsa Allah Azza ve Celle o zilleti o topluma nasıl tattıracaktır? Bugün Çin'in yaşadıkları bir virüs dolayısıyla binlerce insanın öldüğü ve madden de büyük bir yıkıma uğrayan Çin'in siz zannediyor musunuz ki sadece bir virüs tarafından, sadece bir hastalık tarafından bu hallere geldi? Mazlumların, mağdurların, muhtaçların okları Çin devletinin göğsüne saplanmıştır elhamdülillah. Bu da tattıkları ilk acıdır. Allah Azza ve Celle zilletin daha büyüğünü onlara tattıracaktır. Bu vallahi bir sünnetullah'tır. Ve en acısı da nedir biliyor musunuz? Bir toplum için. İslam olmasalar da, Müslüman olmasalar da bir toplumun içine düştüğü zilletin biri de eğer yaşadığı mağduriyetten birileri seviniyorsa, özellikle de salihler seviniyorsa, özellikle de iyi insanlar seviniyorsa vallahi bu onlar için ikinci bir zillettir. Eğer bugün Amerika
İsrail ve Avrupa ülkeleri yaşamış olduğu yıkımlar neticesinde fakirlerin, mazlumların, iyilerin, ahlak sahiplerinin sevinmesine neden oldular ise vallahi onlar için ikinci bir zillettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O yüzden Allah'a yemin ederiz ki İslam beldelerinin mağdurluklarına daha büyük zayıflıklar katan ne kadar emperyalist güç varsa Allah Azza ve Celle onları daha aşağılık bir konumun içerisine sürükleyecektir. Zulmedenlerin bu dünya hayatında yaşayacakları ömür vallahi çok sınırlı ve az olacaktır. Allah Azza ve Celle ümmeti Muhammed'in mağdurları, fakirleri, ihtiyaç sahipleri için çalışmayı, onların yardımlarına koşmayı, onların sağlarında, sollarında, önlerinde ve arkalarında olmayı bizlere nasip etsin. Allah Azza ve Celle İslam beldelerinde yaşanan mağdurlukları en kısa zamanda gidersin. Ve Allah Azza ve Celle, o aziz ve celil olan Allah, İslam beldelerini fakirliğin içerisine sokan ne kadar zulüm devletleri varsa, idarecileri, orduları ve onları destekleyen işbirlikçileriyle beraber inşallah yerin dibine gömsün. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Allah'ın selamı, yardımı Ammar ve Ammar gibi evlatlarımızın üzerine olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.